İstanbul'a yatırım yapmak isteyen sevgili izleyicilerimiz, şimdi merakla beklediğiniz haberimize geldi sıra. Başak Gayrimenkul'e gidiyor ve İstanbul'a en uygun koşullarla nasıl yatırım yapabiliriz onu öğreniyoruz. Sevgili seyirciler, İstanbul'da yatırım yapmak istiyorsanız şimdi bizi daha dikkatli izleyin. Bu anonsu size haftalardır yapıyoruz. Neden? Çünkü İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ve İstanbul'a yatırım yapmanızı istiyoruz. Bu nedenle de bu hafta yine Başak Gayrimenkul'e geldik ve İstanbul'a nasıl yatırım yapabiliriz, nerelerden yapabiliriz öğrenelim istedik. Geldik gördük ki Belçika'dan gelmiş konuğumuz genç, yakışıklı, dinamik bir kardeşimiz. Belçika'dan gelmiş, demiş ki ben artık daha gencim, önümde uzun bir hayat var. Bir yatırım yapayım. Nereye yatırım yapayım? Elbette ki İstanbul'a yatırım yapayım demiş ve Başak Gayrimenkul'ü bulmuş, buraya gelmiş. Bir merhaba diyelim bakalım. Nereden Başak Gayrimenkul'ü buldu, neden İstanbul'a ve Silivri bölgesine yatırım yaptı? Onu öğrenelim istiyoruz. Merhabalar, seni bir tanıyalım mı? Doğan Gür. Doğan Gür, Belçika'dan geliyorsun. Neresinden Belçika'nın? Geçta bölgesinden, ilçesinden. Evet. Heyecanlıyız galiba birazcık, değil mi? Peki, nereden aklına geldi İstanbul'a yatırım yapmak? Araştırdım. Baktım, gördüm en değerli yerler Silivri olduğunu. Evet. Araştırdım, baktım Başak Gayrimenkul diye Nihat abi var. Evet. Nihat abi de araştırdım, sordum. Burada arkadaşlarımız var, arkadaşlarımdan sordum. Hı hı. Nihat abi dürüst, profesyonel, gayet profesyonel bir gayrimenkul firması. Evet. Telefon açtık. Geldik, buluştuk. Peki nerelisin? Yozgatlısın. Yozgatlısın. Neden Yozgat'a değil de İstanbul'a yatırım yapmak istedin? İstanbul bambaşka. İstanbul bütün dünya görüyor İstanbul'u. Evet. İstanbul kalbimde başka. Yani Yozgat'ı kaç kişi bilir diyorsun ama İstanbul'u bilmeyen yok, değil mi? Dünya biliyor İstanbul'u. Evet. Dünya. Herkes biliyor İstanbul'u. Çok seviyorsun galiba, değil mi sen de? Evet. Çok seviyorum İstanbul. İstanbul gerçekten bir aşk. Burada yaşayan, burayı gören bir başka yerde kolay kolay yaşayamıyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda? Doğru. Gerçekten de öyle. İstanbul'un her tarafına giderseniz her tarafı bambaşka, bambaşka güzellikler. Gezmekle bitmiyor. Doğal güzellikleri harika. Doğru, aynen. Değil mi? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben ne diyeyim? Yani bunu bilmemek elde değil. Öncelikle yine bugün Avrupa'dan gelen, Belçika'dan gelen Doğan Bey kardeşimizi götürdük, yerleri gösterdik, baktı, beğendi. Gerçekten anlattığınız gibi, abardığı hiçbir şey yok. Gerçekten araştırdım, öğrendiğim gibi dedi. Biz de kendisine teşekkür ederim yani. Gerçekten memnun oldum beğendiyseniz dedim ki zaten hiçbir zaman bir yatırımcı olarak, bir gayrimenkulcu olarak yani ilgi çekmeyen bir lokasyonlara yatırım yapmadım. Evet. Lokasyonları gerçekten yatırım yapmış olduğum yerlerimin, firmamızın yerlerinin lokasyonlarının hepsi birbirinden güzel. Doğan Bey demeyelim aslında, değil mi? Yani gerçekten Avrupa'dan gelmiş bizden birisi, sevimli genç bir kardeşimiz. Kaç yaşındasın? 29 yaşındayım. 29 yaşındasın, evli misin? Yok, daha bekar. Değilsin, buradan kızlara duyurulur, değil mi? Arsası da var artık. Çeyizi yaptın galiba, değil mi? Hallettik o tarafı, çeyizi hallettik işte. Peki Belçika'da ne iş yapıyorsun? Belçika'da Mercedes sanayisinde çalışıyorum. Hı hı. Orada parça mobil bölgesinde parça satıyorum. Hani parça bölümünde çalışıyorsun. Evet. Ara sıra arabalardan ilgileniyoruz. Hı hı. İşte öyle geçiniyoruz Belçika'da. Peki nereden aklına geldi İstanbul'a yatırım yapmak? Nereden buldun Başak Gayrimenkul'ü? Ben yıllardır zaten araştırıyorum. İstanbul olsun, Ankara olsun ama İstanbul daha yoğun basıyor. Evet. Araştırdım, çok araştırdım. Yaklaşık 5 senedir işe başladıktan beri araştırıyorum. Ondan sonra
Karar verememiş miydin 5 yıldır? 5 yıl yok çünkü böyle nasıl diyeyim profesyonel insanlar bulamıyoruz. Evet. Biliyorsunuz biz Avrupa'dan geliyoruz, biz profesyonel insanları çok severiz. Nihat abi de biz bunu gördük. Çok güvendiniz. Güvendim. Çok sağ olun. Değil mi? İyi karşılardı. Otele götürdü. Yemek yedirdi. Güzel balık yedik. Nihat Bey'in zaten sofraları meşhur. Onu artık bilmeyen yok. Evet. Peki ailen ne dedi bu Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a yatırımın konusunda? Ailem gir normal. Acık tedirginler. Gençiz. Evet. Ve eşi hızlı istiyoruz. Babacık bak araştır. Annem de aynısını dedi. Ondan sonra acık gösterdim anneme nasıl. Babama da gösterdim. Nihat abiyi gösterdim. Programlara bazı internetten, YouTube'dan gösterdim. Buradan o zaman hepsine anneye babaya bir selam gönderelim mi? Selam. Aleyküm selam. Evet. İşte onlar da gördüler. Demediler mi? Yani niye Yozgat'a yapmıyorsun da oradan bir ev almıyorsun, bir arsa almıyorsun da İstanbul'dan bilmediğimiz yerden bir arsa alıyorsun demediler mi? Dediler. İllaki dediler. Normal. Senin cevabın ne oldu burada? İstanbul bambaşka. İstanbul hep gönlümdeydi. Hep istedim İstanbul'u. Hı-hı. Yatırım yapmak. İstanbul, sevgili seyirciler, gerçekten İstanbul'a gelmediyseniz bugüne kadar çok şey kaybettiniz. Çünkü dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi İstanbul ve yatırım değeri en yüksek olan şehir İstanbul. Türkiye'nin her bölgesi ayrı bir güzel ama İstanbul bambaşka güzel. Dolayısıyla burada aldığınız bir şeyi, bugün 1 liraya aldığınız bir şeyi yarın 2 liradan önce alamazsınız. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ve bu nedenle de İstanbul'a yatırım yapmanız gerekiyor. Nihat Bey, genç kardeşimiz burada. Ama galiba bugün bir sorun oldu değil mi? Henüz çekim için hazırlanmıştık sevgili seyirciler. Bugün Tapu'dan geldi ama maalesef ki son dakika olduğu için yetiştiremediler. Bizim de yayına girmemiz gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla yarına kaldı ama artık zaten işlem bitti değil mi? Geç olsun ama güç olmasın. Evet. Sevgili kardeşim Doğan Bey, İstanbul gibi güzel bir şehirden tapu alma fırsatını yakalamışken, yani bir gün sonra kalsa ne olur ki? Önemli olan sağlıklı, huzurlu. Bence cumaya kalmışken hafta sonu da kalsın, İstanbul'un güzelliklerinden evet faydalansın değil mi? Evet, evet efendim. Ayrıca Doğan Bey gibi genç kardeşlerimize sesleniyorum buradan. Ufak paralarınızı gerçekten ülkemizde değerlendirin, hele hele İstanbul'da. Bunu ben aylardır konuşuyorum sevgili dostlar. Çocuklarınızın, çoluk çocuğunuzun geleceğini garantiye almak istiyorsanız özellikle İstanbul Tapu diyorum. İlla şunu da söylüyorum, bunu hep söylüyorum. Bencillik yapmıyorum. Burada belki ne bileyim o kadar düzgün insanlar vardır, o kadar düzgün yerlerde, doğru yerlerde gayrimenkul satan firmalar vardır. Belki ufaktır ama o insanların da yürekleri büyüktür. Araştırın, özellikle tanıdıklarınızdan alın. İlla gelin demiyorum, benden alın. Sevgili dostlar, ama İstanbul Tapu olması lazım. Mutlaka İstanbul Tapu. Bugün alırsın 1'e, yarın satarsın 11'e. Bunları ben çok yaşadım. 17 yıllık tecrübemle konuşuyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Biz de yaşadık. Peki, havaalanında geldin. Nasıl bir ortamla karşılaştın? Seni karşıladılar mı, götürdüler mi? Herhangi bir sıkıntı yaşadın mı burada? Ama doğru doğru söyle. Çünkü hani televizyondayız, böyle bir ayıp olmasın falan filan diye düşünme. Gerçekten hiçbir sorun olmadı. Nihat Bey kendi geldi beni karşılamaya havalimanına. Çok sağ olsun. Otele kadar götürdü. Her şeyi ayarladı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hı. Allah'a şükür. Nihat Bey'e çok çok teşekkür ederim. Peki yerleri nasıl buldun? Gittin, gördün, her taraf yemyeşil. Biz en son çekimler yaptık. Hakikaten harikaydı yerler. Her taraf yeşillenmiş. Sen nasıl buldun? Her şey yeşillenmiş ama tapuya, şeye bakarken nasıl diyeyim, arsayı, parsellere bakarken kolacıkta buluyorsun, görüyorsun. Yorunlardan geçtiğini görüyorsun. Netçe, netçe her şey güzel gösteriyor. Sadece bir, sadece yeşil bir alan değil değil mi? Herkesin taşları belirli. Taşları belirli, el yer belirli. Profesyonel diyorum işte. Profesyonel, çok profesyonel Nihat abi. Zaten Belçika'da herkes onu konuşuyor şimdilik. Öyle mi? Öyle şimdiki herkes. Çok mu ünlü oldu Belçika'da? Oldu. Çok ünlü oldu. Valla ben sevgili seyirciler, ben 8 yıldır bu programı yapıyorum ama Nihat Bey 8 aydır benimle çalışıyor. Anlatıyoruz onunla, her hafta çekimler yapıyoruz. Nihat Bey benden daha çok tanınıyor. Kesinlikle artık eminim buna.
Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Buradan gidince nasıl anlatacaksın neler gördüğünü, arsalarla ilgili, yatırımlarla ilgili neler anlatacaksın arkadaşlarına? Çok güzel yerler diyeceğim. Gerçekten değirmen. Tavsiye edecek misin? Tavsiye edeceğim. Değirmenköy çok güzel yerler. Sahile 4 kilometre, sanayiye yakın. Yola yakın. Yola yakın. Nihat Bey anlatacağım. Kesin anlatacağım. Nihat Bey'i zaten biz çok sevdik. Gerçekten ben çok çok sevdim. Nihat Bey zaten gelen samimi. Mutlaka arkasından birilerini daha gönderiyor. Kesin o. Çok samimi. Gerçekten Nihat Bey çok samimi. Çok teşekkür ederim. Siz de o yüzden çok. Peki, burada Belçika'nın dilini biz bilmiyoruz. Evet. Seni zaten hani burada izleyenler gurbetçi bir kardeşimiz olduğunu anlıyorlar ama belki bazıları diyebilir ki ya değil işte almamıştır, öyledir, böyledir falan filan bir şeyler diyebilir. Belçika'daki konuştuğunuz dilde buradan neler söylersin bizi izleyen Belçika'dan izleyenlere? Mes amis les Belges, venez voir ici à Silivri, à Değirmenköy, Monsieur Nihat. Franchement, ces terrains vaut très 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 la peine. Venez voir. Vous serez pas déçus. İşte buradan tavsiye ediyorum diyorsun. Tavsiye ediyorum, evet. Peki o zaman. Nihat Bey, bunun üzerine neler söylersiniz? Şimdi artık zaman da geliyor değil mi? Evet. Sevgili seyirciler, Nihat Bey artık yaklaşık 7 ay bitti, 8. ayın içindeyiz. Hep ATV Avrupa Vizyon programı aracılığıyla dedi ki gelin İstanbul'a yatırım yapın. Silivri bizim İstanbul'un yeni gelişen bölgelerinden bir tanesi. Şu anda çok uygun koşullarla alabilirsiniz ama bir süre sonra bunu artık bu fiyatlara alamayacaksınız. Dedi, dedi, anlattı, anlattı ve artık zaman geldi. Ramazan ayında şimdiye kadar Avrupa'dakiler Türkiye'ye geliyorlardı, İstanbul'a geliyorlardı arsaları görmek için. Şimdi Nihat Angışan Ramazan ayında Dortmund'da Festi Ramazan'a gidiyor ve sizlerle buluşuyor. Değil mi? Neler söylersiniz? Yepyeni projelerle, güzel projelerle, mutlu olacakları şekilde aldıklarında kazandıracağımız projelerle gurbetçilerimizin yanına ziyaretine gideceğiz. O şekil karşılarına çıkacağım. Anlatacağım. Lokasyonunu anlatacağım. İstanbul'da yatırım nasıl yapılır onu anlatacağım. İstanbul'da yatırım yapılırken nelere dikkat edilir? Edilmesi gereken noktalar onları anlatacağım. Hangi bölgeler daha çok kazandırır? Onları anlatacağım. İşte benden almasın. Ben ayrı zamanda gayrimenkul danışmanlığı da yapıyorum. Yatırım danışmanlığı da yapıyorum ücretsiz olarak. Bir düşündükleri zaman almak için bir gayrimenkul mutlaka bizleri arasınlar, bizlerden bilgi alsınlar, yönlendirelim. Evet. Bu şekil buluşacaksınız. Dortmund'daki vatandaşlarla buluşacaksınız. Evet, o gurbetçilerimizle paylaşacağım. Sadece Dortmund değil, hı-hı, Avrupa'nın işte Fransa, Belçika, Hollanda. Zaten Almanya'ya iniyorum. Evet. Buralarda dolaşacağım. Dernekleri, özellikle dernekleri, hı-hı, gerçekten ulaşabildiğim bütün noktalara ulaşacağım. Oradaki insanlarımıza anlatacağım. Bakın, gelin. Yabancılar alıyor. Almasın. Kendi vatandaşlarımız alsın. Gönül bunu istiyor. Evet. Adamın parası var, gelip alıyor. Alma da diyemezsin. Çünkü öyle bir kanun, öyle bir yasa yoktur. Geliyor, alıyor, parası var. Nasıl evet, biz gidip başka ülkelerden alıyoruz? Onlar da gelip buradan alıyor. Bunu daha önce de söyledim. Ben şahsen şirket prensibi olarak hiç yabancı uyruklulara yer satmadım. Yer satmayı da düşünmüyorum. Özellikle kendi ülkemin halkı, gideceğim, ter dökeceğim, emek vereceğim, gelin diyeceğim, gelin alın. Gelin ülkemizden toprak alın. Gelin. Fırsat bu fırsat. Fırsatları kaçırmayın. Emin olun bir gün döndüğünüzde ülkemize yatırımınızı yapmış olursunuz. Rahat edersiniz. Ne bileyim ya. Gerçekten yani söylenecek çok şey var aslında ama bunların bir bölümünü de isterseniz biz Dortmund'daki Festi Ramazan'a bırakalım. Gerçekten yani gelsinler, yatırımlarını ülkemize yapsınlar. Evet. Çabamız bu. İşte Doğan kardeşimiz gibi, hı-hı, genç kardeşlerimize de söylüyorum, gelsinler. Yatırımlarını ülkemize yapsınlar. Bir gün gelir ani dönüş yapabilirler. Onun için emekler boşa gitmesin. Paralarınızı ülkemizde değerlendirin. Ülkemizin piyasaları hareketlensin. Sizler kazanın. Herkes kazansın.
saygılar sunuyorum. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Sanıyorum yeterince bu haftada meramımızı anlatmışızdır ve vatandaşlarımızı Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'a yatırım konusunda bilgilendirmişizdir. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Başak Gayrimenkul'deki sohbetimize burada son veriyoruz. Buradan Doğan kardeşimiz aracılığıyla önce Belçika'ya sonra tüm Avrupa'ya selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve programımızı kapatırken şunu söylemeden edemeyeceğiz. Burası bizim toprağımız, burası bizim ülkemiz, bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Ne olursa olsun bir gün kendi toprağınıza döneceksiniz. Ama dönmeden önce bir parça da olsa, küçük küçük de olsa yatırım yapmanızı öneririz bizden söylemesi. Vizyondan bu haftalıkta bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun.